Baktım sen beni ziyarete gelmiyorsun. Ben kalktım geldim. Hoş geldin abim. Eyvallah. Sen şimdi bekarsın. Daha şimdiden ofiste yatmaya başladıysan... müstakbel gelinimin işi çok zor. Benim de sana bir kravat almam lazım. Niye? Beni demeye vereceksin. Nikah şahidim yapacağım. Oluruz Ömer'im. Bu ara herkes beni bir şey yapıyor. Tatar'la Gevaşlı'ya da hakem yapmışlar. İyi olmuş. Benim başıma bunları açtın. Biraz da sen uğraş. Tufan ben yokken Kirven yaramazlık yaptı mı? Yok yenge. Kirven üzüntüsünden yatak odasına bile girmedi. Kendisi salonda yattı efendim. Niye geliyorsun ki Tufan'ı Süreyya? Hı? Sanki senden habersiz iş yapmayacağımı bilmiyorsun. Tufan ağzı sıkı birkaç adam ayarla. Servis için. Akşama önemli misafirlerimiz var. Mahcup olmayalım. Baş üstüne yenge. Acelen ne? Biraz dinle. Bugün racon kesilsin. Yarın ailemizi toplarız artık. Olmaz Kirven. Demir tavında dövülür. Tava getirmişken yarına bırakırsan... bakarsın yarın iş işten geçmiş. Ne yaptın? Neye karar verdin? Muhatabı gelsin, söyleyeceğim. Ne diye Kirven'in hakimliğini kabul ettin ki? Gözünü çıkardığı yetmedi mi? Bir de şimdi başına bu belayı açıyor. Zamanında Kirven'in biletini kesmedim. Gevşek davrandım. Bedeli budur. Sizsiz olun, gevşemeyin. Hasımınızla hesabınızı kesmeden bırakmayın. Reis. Kirve gelecek, ustanın karşısına oturacak. Bütün bu olan bitenden sonra ustadan bu sabrı beklemek ayıp olmuyor mu? Ben mi isterim Hamza? Kim istediyse ona sor. Benim karşıma gelip oturuyor ayıp olmuyor da... Karabigalı'ya mı ayıp olacak? İskender haklı, adı güzel. Onun gibi bir delikanlıdan sabır istiyorsun. Benim gibi bir durulmuştan istemek niye zor geldi sana? Ha, abi sen yaşlandın diyorsan ona bir şey demem. Estağfurullah usta. Gevaşlı yaşadıklarını seneye çekecek adam değil. Sulh etmiş gibi yapıp bizi gevşetecek, fırsat kollayacak. Benim merak ettiğim
bu polimi Kirve'yle beraber mi kuruyorlar yoksa Gevaş'la tek başına mı? Kirve baş olmak istiyor. Baş olmak için de herkesi her şeye mecbur eder. Gerekirse Gevaşlı'yı da harcar. Hesabı tutmazsa Turan'ı da harcar. O onların işi. Biz ne yapacağız? Madem Kirve için aile kurmak bu kadar önemli, ona öyle bir aile kuracağız ki buradan kaçmak için yol arayacak. Adam kim? Ailenin yeni kasası. Emin nereden aklına geldi? Yoksa bu aklı da Bigalı mı verdi? Benim parayla, tefeciyle, bankacıyla ne işim olur Tatar? Bu adam Harbi'nin parasını bir saat içinde Türkiye'ye getirecek. Adamı gidin alın. Kirve harekete geçmeden sağ salim getirin. Adam parayla birlikte mi gelecek? Bacanak. Bu 2 milyar dolar ne kadar yer tutar hiçbir fikrin yok değil mi? Onun için soruyorum işte. Ona göre bir arabayla gidelim icabında. Ben sana yolda anlatırım. Kirve. Kabul edecek mi Emine? Kendi adamı vardır. Yedek şarjör arıyorsan havaalanında kontrolden silahlar geçirmezler bacanak. Yok. Sana hediye aldım. Bunu arıyorum. Reçete yazdırırsın, cam takarlar buna. Senin baldız onunla beni beğenir mi? Benim baldız entel seviyor. E ver bakalım. Nasıl oldu? Çıkar çıkar. Al. İşte televizyonda her şeye kulp takan adamlar var ya. Onlara benzedin Ayl. Sana lens yaptırırız. Ya bacanak. Bizimkiler bir fotoğraf tutuşturdu elimize. Bir telefon numarası bir şey olsa daha rahat bulmaz mıydık bu adamı biz? Sen merak etme, o beni tanır. Sen adamı tedirgin etme yeter. O zaman bunu ben takayım, sıfatım yumuşasın. Bak bakayım. Olmadı, çıkar. Gözlüklü kabadayı mı olur? Kravatlı aslan gibi. Kusura bakma. Portakal kalmamış, taze sıkamıyorum. Ya, önemli değil. Asitli şeyler kahvaltıda doğru değil zaten. Ha, o zaman o elindekini bırak. Kalk, doğru olan bir şeyin ucundan tut.
Çayları koy, çayları. Siz sabahları biraz agresif oluyorsunuz. Farkında mısınız? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yavaşlı gelmedi mi gözüm? Biz seninle birlikte gelir diye düşünüyorduk. Gözüm. Yavaşların kitlesi ağır malum. Yoldadır, birazdan gelir. Kirve. Kapanması gereken başka hesaplar da var. Ne gibi? Hüseyin Usta'ya, İskender'e yaptıklarını yanına kar mı bırakacağım zannettin? Onlar da seni mi hakem seçtiler gözüm? Bir galı bana da bir racon keser. Konu kapanır. Fazla bekletmedim umarım. Gel gözüm gel. Bura oldu mahşer. Bugün herkesin hesapları kapanacak. Yeni bir döneme giriyoruz. Hükmün ne? Karabigalı. Acelen ne? Gevaşlı. Hükmü alıp icra dairesine mi gideceksin? Bir otur öyle de. Ne? Hükme göre karar vereceğim. Oturup oturmamaya. O zaman hüküm şudur. Tatar'ın sana yaptığı senin ona yaptığına uygundur. Ama maksadını aşmıştır. İskender seninle çalıştığına göre ya Tatar'ın aynı cezayı oğluna da vermesi lazımdı. Ya da oğluna kıyamıyorsa sana aynı ile cevap vermesi lazımdı. Yani ya İskender'e aynı cezayı verip tatbik edeceksin ya da hatanı kabul edip Gevaşlı'ya diyet vereceksin.
Onların bana yaptıkları ne olacak Karabigalı? Bu gözün diyeti ne? Burada sulh yapılacak İskender. Kirbede bunun diyetini... ...seni masaya oturtarak ödeyecek. Bu diyet ağır. Buna bol sıfırlı bir bedel biçilsin. Sulh olalım. Beni hakem seçtiniz. Hükmün budur. Hakemi siz seçtiniz. O da hükmünü verdi. Bana göre karar uygundur, adildir. Eğer herkes razı olursa buradan sulh içinde çıkarız. Ama eğer hükme karşıysanız mekan sahibi olarak hükmü infaz etmek bana düşer. Benim adaletimde de göze gözden başka kıstas yok. Bigal'ın hükmü ağırdır. Ama adildir. Ben bu hükme razıyım. Her zamanki gibi adaletini gösterdi Karabigalı. Benim haksızlığa uğradığımı tescil etti. Benim için bundan daha önemli bir şey yok. Ben de razıyım. Sana yine merhametli davrandı Kirve. Ben daha ağır bir şey bekliyordum. Malum. Beni en iyi anlayacak o. Ama hükme ben de razıyım. Kirve. Dinliyoruz. Nasıl yolculuğun iyi geçti Memnun Bey? İstanbul'u çok özlemişim Fuat. Geldiğinden kimsenin haberi var mı? Bu sıralar bayağı rağbettesin diye duyduk. Kimseye haber vermedim. Ama bizim her hareketimizi kontrol ederler. Eğer birileri peşimize düşecekse çoktan öğrenmiştir geleceğimizi. Merak etme. Senin canının garantisi Tata rahmetli Ömer Korkmaz'da. Ömer Bey'le ne zaman tanışacağız? Harbi çok bahsetti rahmetli olmadan önce. Bayağı merak ediyorum kendisini. Bacanağımdan bahsetmedi mi harbi? Rahmetliyle yıldızımız pek barışmazdı. Bahsetmemiştir. Ha,
hazmetmesi kolay değil. Biraz bekleyeceksiniz. Evden icazeti aldın mı? Madem bütün ailem hükmü beğenmiş, ben de ailemin reisi olarak itiraz edersem yanlış olur. Hayırlı olsun. Madem problem çözüldü, bu akşam bütün aileyi bekliyorum. Çözülmesi gereken bir mesele daha var Kirve. Onu da çözelim, sonra davete icabet ederiz. Her şeyin bir bedeli vardır ama canın bedeli olmaz. Ferhat Bozdoğan'ın Ömer'le kan davası vardır. Bunu daha önce söyleseydin Ferhat'ı da çağırırdık. Onun da hükmü verilirdi. Eğer çağırsaydın verdiğim hükmü onu infaz ederken görürdün ancak. Ömer haklı. Babasına kıymış. Eniştesine kıymış. Ve ben de olsam canını almadan göndermezdim. Sen de fırsat buldun. Evine kirlere yüklen bakalım. O bozayının olduğu yere ben girmem. Benim olduğum yere de o giremez. Her konuda pazarlık yaparım, bu konuda yapmam Kirve. Seçimini yap. Ya o, ya ben. Ulan, ağan hayatının bahsini oynamış, sonuç bekliyor. Sen beygirlerle uğraşıyorsun. Ağam, herkesin bir hastalığı vardır. Benimki de bu. Lan dua et. Kötü de olsa bu işin içinde bahis var. Yoksa ben seni tedavi etmesini iyi bilirim. Ağam Tufan arıyor. Söyle Tufan. Ha. Eyvallah. Eyvallah. Yetici. Racon kesilmiş. Sulh olmuş. Kirve senin için eve buyursun görüşelim demiş ağam. Senin şu beygirlerden hangisi daha hızlıysa çağır, onunla gidelim tezcan. Üçüncü ayağa tek arapotu yazmıştım, onu çağırıyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Hiç değişmemişsin Emin. Harbi sana iyi bakmış anlaşılan. Sorma Teter. Dalak, yürek, ciğer, yiye kolesterolden gidiyordu. Fuat bahset durumdan size sanırım. Hı? Biraz anlattı. Ama Kirve kasayı bana vermez. Kirve vermeyecek. Biz vereceğiz. Ama bunun için senden emin olmamız lazım Emin. Anladın?
Elbette. Niye beni masaya oturttun? O evde benim gözümü çıkardılar. Ben oraya gidince benim sakin kalabileceğimi mi sanıyorsun? Sen o eve her girdiğinde, her karşısına kurulup oturduğunda kirvenin gözüne şiş batacak. Sen otursaydın o zaman, senin varlığın da aynı etki yaratırdı. Ben çok oturdum. Bana bağışıklık kazandı. Ömer, babam, bir de kirvenin ekibine bak. Bizimkileri bitirmeyecek mi sanıyorsun kirve? Kirve senin gözünü açmış, çıkarmamış. Yedirme işte da, bitirtme. Seni niye koydum oraya? Hayırlı olsun. Biz kirveyi halledelim, sana haber veririz. Hayırlı olsun. Fuat, Emin Bey'le güzelce ilgilenin, ağırlayın. Toplantıdan sonra görüşürüz. Eyvallah. Orta, sevdiğiniz gibi. Ne sevdiğimizi, ne sevmediğimizi şaşırdık olanlardan. Ortak sevdiğimiz var. Bu yüzden birbirimize biraz daha hoşgörülü davranabiliriz. Ben bu yaştan sonra rol yapamam kızım. Ben oğlumu senin gibi bir kızla hayal bile edemezdim. Bizim hayatlarımız da, dünya görüşümüz de çok farklı. Bana fırsat vermek bu kadar zor mu? Ömer benim tek oğlum. Ben oğlumun gerçek bir aile kurmasını istiyorum. Torunlarım olsun. Onlarla evinde mutlu huzurlu olsun istiyorum. Ben ailemi küçük yaşta kaybettim. Annemi hatırlamıyorum bile. Bütün hayatım aile özlemiyle geçti. Ömer'i neden seviyorum sanıyorsunuz? Ailenin kıymetini benden daha iyi kimse bilemez. Ömer, bir kadının aile kurarken her konuda güvenebileceği bir adam. Bu yüzden onunla evlenmek istiyorum. Ben bakarım. Hilal gelecekti. Niye hala ayaktasın Süreyya? Çok merak ediyorum bu kızı.
Nesini merak ediyorsun? Babası istihbaratçıymış. Kendisi idealist avukat olmuş. Ömer de mafya babası. Aşk için ideal bir çatışma ortamı. Şimdi aralarında engel de var. Aşkları efsane olacak. Kirvem, Ferhat geldi. Ha? Efsane aşk dedik. Ferhat damladı. Al içeri. Ömer ne dedi kıza acaba? Ece'ye yani nasıl açıkladı? Onu bilmem de acısını bizden çıkardı. Ferhat varsa biz yokuz dedi. Behrin'i niye getirdin kızım? Ne bileyim Enis anne. Ne oldu ki? Bir pot falan kırıp da Behrin'i üzmese bari. Ömer bir şey dese bu kız kalkıp kendi ayağıyla gelmez. Haberi yok belli. Ya neyden haberi olacak bir anlasam? Niye geri döndün sen? Ne oldu? Ömer burada kalmamı istedi. Neden? Bunları Ömer'le konuşsan daha iyi olur. Sen iyi bir insansın. Bana o kadar yardım ettin. Ben hiçbir şey seni üzmek ya da kırmak için yapmadım. Bunu bilmeni isterim. Neyi beni üzmek için yapmadın? Neden bahsediyorsun? Dediğim gibi bunları Ömer'le konuşsanız daha iyi olur. Ben sadece benim hakkımda kötü düşünmeni istemem. İnsanım, neler oluyor? Hepiniz benden bir şey gizliyorsunuz. Ne gizleyeceğiz kızım? Başımıza bir afet geldi. İşte bir türlü dinmiyor. Ben akşam Ömer'le görüşeceğim. Biz konuşur, bir çözüm buluruz. Siz merak etmeyin, üzülmeyin. Hiç umudum yok ama inşallah. Dünkü çocuğa bizi harcattın Kirvem. Yakışmadı sana. Ben kimseyi harcatmam gözüm. Sen kendi kendini harcamışsın. Ama dediklerimi dinler, sabredersen hak ettiğin karşılığı mutlaka alırsın Kirven'den. Ben kimden ne alacağımı çok iyi bilirim. Bozdoğanları küçümseyen herkes pişman olacak. Ferhat ağa, olayın sıcaklığıyla, öfkeyle hareket etmemek lazım. Kirve arkanda, münasip zamanı kolluyor. Münasip zamanda yakında gelecek. Her zaman yutacak değilsin. Bazı zaman da yutkunmayı bileceksin. Son sözünüz bu mudur?
Yani her şeye verecek aklın var. Buna verecek aklın yok. Öyle mi? Bu akıl işi değil. Gönül işi Ömer'im. Benim gönlümün ne dediği belli. Senin ne dediğin belli mi? İnsan sevdiğine en çok anlamadığı zaman kırılır. Seni sevene gidip kendini anlatman lazım. Ne diyeceğim? Ben seni çok seviyorum Berrin. Ama Ece ile evlenmek zorundayım. Ne yardan geçebildim ne serden. Ne olur bana yardım et mi diyeyim. Öyle demek istiyorsan öyle de. İçinden geçeni söyle. Gizleme. Abi sen hiç aşka düştün mü? Ha? Nasıl böyle rahat konuşuyorsun? Bir kere düştüm. Öyle bir düştüm ki hayatım ters yüz oldu. Ne yaptın? Baktım ki tersi yüzünden daha iyi. Öyle yaşamaya devam ettim. Başladın yine bana bilmece çözdürmeye. Aşkın kendisi başlı başına bilmece Ömer'im. Ben çözemedim. Bakalım sen çözebilecek misin? Ben nasıl çözeceğim senin çözemediğini? Ben korkaklık ettim. Kaçtım. Sen baba yiğit ol. Kaçma. İlla ki çözersin. Size şaşırıyorum Ömer. Berrin'in yerinde olmak hiç istemezdim. İsteseniz de olamazsınız, merak etmeyin. Kadınların senden neden vazgeçmediğini anladım. Kibar görünüyorsun ama lafını da hiç esirgemiyorsun. Buraya özel hayatımı konuşmaya gelmedim. Biz artık bir aileyiz. Aramızda özel yok. Her şeyi konuşabiliriz. Ailenin en yakışıklısına da eşlik etmek şansı bana düştü. Herkes tamam olduğuna göre artık konuşmaya başlayabiliriz. Bir an önce bitsin bu iş. Acelen ne gözüm? Buradan daha önemli artık hiçbir işin yok. O koltuk boş. Orada kim oturacak? Ona birlikte karar vereceğiz. O koltuk ailemizin kasasının koltuğu. Cirve dedik. Büyüğümüz dedik. Herif tuttu bizi sünnet etti. Sünnet iyileşir ağam. Biz onları hadım edelim ki bir de erkek diye piyasada gezmesinler. Aferin Tezcan. Ağzın iyi işliyor. Bir de nasıl hadım edecekmişiz? Onu de. Bozdu onların adamları. Kapında emir bekliyor ağam. Bir lafına bakar. Sana engel olanlara teker teker haddini bildireceğiz. Kim hangi işi yapmak istiyor? Vallahi benim yapacağım iş belli. Ben toz işi yaparım. Tatar sevkiyatları yapar. Turan Bey işi kılıfına uydurur. Asıl konuşmamız gereken yenilerin ne iş yapacağı. Göçmen işini ben yaparım. Altın işinde Kir ve Mahir. Geriye silah işi ve diğer kaçak işler kalıyor. Bir de kasa meselesi.
Silah işi Harbi'den dolayı Ömer. O işi ben yapmayacağım. Eğer uygun görürse kendisi de silah işini İskender'in yapmasını isterim. O zaman Ece'yi almak için niye o kadar uğraştınız Ömer? Madem Harbi'nin işlerini yapmayacaktın, neden ortalığı karıştırdın? Ben kendi menfaatim için bir şey yapmam Süreyya Hanım. Yabancı olduğunuz bir konu olduğu için anlamamakta haklısınız. Silah işini İskender'in yapması bence iyi fikir. Bu konuya Ömer'den daha hakim. Kimsenin bir itirazı yoksa silah işini ben yürütürüm. Ama herkes bilsin ki bu benim talebim değil. Benden istenirse yaparım. Pekala. Silah işi İskender'in. Şimdi sıra geldi kasa işine. Turan Bey. Cevher Bey'i Ömer hariç burada bulunan herkes iyi bilir. Çoğumuzun uzun süre yatırımlarını o yönetti. Ben derim ki bu iş için Cevher Bey'den iyisini bulamayız. Vallahi zamanında bana çok para kazandırdı. Bence de uygundur. Cevher'in yaptığı işi burada kimse tartışacak değil. İşinin ehlidir. Ama bence bu işler için fazla yaşlı değil mi? Burada bulunan pek çoğunuzdan yaşlı değil. Para işi farklıdır Süreyya Hanım. İçimizden birinin kalbi teklese diğerleri işi götürür. Ama kasaya bir şey olursa işler kör düğüm olur. Parasız kimse adım atamaz. Ben de Tatar gibi düşünüyorum. Emin Bey Harbi'nin parasını bugün Türkiye'ye getirdi. Cevher Bey kadar tecrübeli. Üstelik daha genç. Eğer uygun görülürse ben bizzat görüşürüm kendisiyle. Emin Bey de iyidir tabii. Ama Cevher Bey kadar büyük değil. Onun bağlantıları Cevher Bey kadar kuvvetli değil. Cevher eski dönemin adamı Kirve. Eğer bizler de gerekli bağlantılar için yardımcı olursak... Emin gittikçe büyür, sadakati bize olur. Madem ortada iki ayrı aday, iki ayrı fikir var... konuşup duracağımıza oylayalım gitsin. Öyle değil mi Kirvem? Alo Ömer. Bir şey yemedin değil mi? Bak bu sefer hakikaten çok güzel oldu. Verin ben de bir şey yiyecek. Hal mi kaldı? Merak etme, sürprizimi görünce iştahın açılacak. Şu an mutfağa nefis kokular yayılıyor. Neredesin sen? Yarım saat var. Yeni çıktım daha. Ben de ancak hazır olurum zaten. Görüşürüz. Tamam. Gördün mü ne halt etti Kirvesini sevdiğim? Mahsus. Beni gıcık etmek için mahsus yapıyor. E o kadarı olacak Kirve. Duayet bu kadarıyla yetiniyor. Onu bütün aileme kepaze edenlerle aynı masaya oturttun. Bunu yapmazsa başka büyük şeylerin peşindedir diye endişelenmemiz gerekirdi. Ömer'e akıl veren birileri var.
Emin'i falan akıl etmek onun boynunda bilgisini de aşar. Tatar mı soktu bu lafları ağzına gözüm? Kimi kastediyorsun? Yakında öğreniriz. Yalnız bu kasa meselesi iyi olmadı. Bütün sırlarımıza vakıf olacak adamı biz seçmeliydik. Seçeceğiz. Seçeceğiz, rahat ol. Seçim çoktan yapıldı. Nasıl olacak o iş? Seçilenin aileye girmesi için yaşaması gerek. Değil mi Turan Bey? Bunu Ömer'e sıkacağım. Bunu Tatar'a. Sonra da karşıma çıkan, önüme gelen, geride kalan kim varsa hepsine sıkacağım Tezcan. Ağam Tufan gelmiş. Kirvenin bize ettiği şeyden sonra buraya gelecek cesareti varmış demek. Çağır gelsin. Ne o Tufan? Kirve bizi paspas etti. Sen de üstümüze basmaya mı geldin? Kirven seni paspas etmez Bozdoğan. Yanlış konuşuyorsun. Doğrusunu sen konuş öyleyse. Kirve bizi ne etti? Öyle mi Tezcan? Seni dışlayan kim? Ömer'le Tatar. Neden? Çünkü elleri kuvvetli. Onları çizersen bir daha kimse sana itiraz etmeye cesaret edemez. Nasıl olacak o iş? Emin diye bir adam var. Aileye seçtirdiler. Onu bitirirsen ailede ağırlıkları kalmaz. Kirve'nin haberi var mı senin ettiğin bu lakırtıdan? Kirve böyle küçük şeylerle uğraşmaz Bozdoğan. Ben sana kıyak yapmaya geldim. Nereden buluruz bu adamı? Sana da elimizi verdik, kolumuzu istiyorsun. Neyse, yaptık bir iyilik, tam yapalım. Ben şimdi öğrenirim, peşlerine adam takmıştım. Alo Reşo, neredesin? Tamam, adam yanında mı? Bana konum gönder. Güzelden ötürü.